Всем привет, меня зовут Оля, и сегодня я пойду в народ с одним вопросом. Поддерживают ли турки все те меры и ограничения, которые сыплятся здесь на нас в Турции, как из рога изобилия? Каждую неделю нам запрещают что-то новое. Перед каждыми выходными мы с замиранием сердца слушаем очередную речь президента, что нам запретят на этот раз. Но я заметила тенденцию, что больше всего возмущения по этому поводу обычно высказывают наши русскоязычные соотечественники. Именно они просят школы продолжать работу, даже обращаются в госорганы с просьбой дать детям возможность учиться офлайн. Я сама очень хочу, чтобы школы и детские сады пооткрывались как можно быстрее, потому что лично для меня это самое больное место этого карантина. Но высказывать такие крамольные мысли среди турецких родителей мало кто решится. Такое сказать могут только люди, у которых больше одного ребенка до 8 лет дома одновременно. Для них страшнее короны может быть только одновременное нахождение такого количества детей дома. Но по моим наблюдениям, если в России даже маски носят через пень-колоду, а здесь, видите, мы их носим, если не на лице, то на рукаве, и в России дети ходят в школы и на всякие кружки, то здесь, в Турции, ковид-диссидент без маски, он просто очень резко сразу выделяется среди толпы, привлекает внимание, а в магазине или торговом центре охранник даже подойдет и скажет, мол, подтяните масочку повыше, вдруг, если она у вас не закрывает нос, а находится вот на вот этом вот уровне. Но это только мои наблюдения, поэтому сегодня я пойду в народ и спрошу у турков, что они думают по поводу всех тех строгих мер, которые существуют сейчас в Турции. Поддерживают ли они все те строгие меры, которые принимают? Или им ближе мысль «бишей улмаз» и все это чушь, тлен и бред? Bence daha sert olmalı. Şöyle bir iki hafta falan direkt sokağa çıkmaya yasağı getirseler ben daha azalacağını düşünüyorum. En başından böyle tedbirler alınmış olsaydı daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. En başından derken ne zamanda? Mart ayında mı? Yani Mart ayından direkt sert tedbirleri alsaydık belki de şu zamana kadar uzamamış olacaktı. Böyle arada sırada tedbirler yani virüse zaman vermiş oluyoruz. Peki aslında. Ama insanlar işsiz, ne bileyim, azdırabilirler mi evde o kadar? Yani şöyle, normalde benim bildiğim kadarıyla iki hafta falan direkt sokağa çıkma yasağı getirdiğinde devletin insanlara bakma yükümlülüğü var. Tabii canımız sıkılıyor. Yani alışık değiliz böyle bir duruma ama yani sağlık açısından düşündüğümüz için yani yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani insanların katlanması gerekiyor. Ne yapıyorsunuz iki gün evde? Yani yatıyoruz. Bir şeyler, dizi falan izliyoruz. Yani dizi izliyoruz, oyun oynuyoruz. İşte telefona falan bakıyoruz. Vakit harcıyoruz. Yani şöyle, ben eğer gerçekten teyit edip hani virüsün aşısına olduğuna karar verirlerse ben yaptırırım. Siz? Ben de katılıyorum ya. Yani hemen yaptırmam, öyle şey yapmam da. Bekletseniz az bir şey. Evet yani. Benim arkadaşım oldu. Onların işte kendi şirketi var. Babasından dolayı kapmış. Şu an mesela işini de yapamıyor çocuk. Evde işte. Evde oturuyor. Evet, evde oturuyor. İki hafta falan bir süre varmış geçmesi için. Evet. Yani zor nefes alıyorum falan diyor. Yani o yüzden yakınlarda olunca insan da tedirgin oluyor tabii. Dedem ve anneannem hasta. Aa, evdeler. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Bir şekilde mücadele etmeye çalışıyorlar evde. Daha sert olması lazım. Bence uzun süreli kapanma olması lazım. Ne kadar uzun? İşte onları ölçümleyecek kişiler bizler bilim değiliz. Adamlar bilim yani. Adamları. Bu kuruluşlarla ilgili tıp dünyasının buna karar vermesi gerekiyor. 15 gün diyorlar, 3 hafta diyorlar, 1 ay diyorlar. Bunu programlayıp bir aylık bir kapanış bile olabilir. Çünkü görüyorsunuz, insanlar akşam 9'dan sonra çıkamayacak, cumartesi pazar çıkamayacak diye herkes dışarıda. Evet. Zor olacak ama bir şeylere için zorluk çekmek gerekiyor. Bir şeyleri elde etmek için ya da bir şeylere ulaşmak için zorluk çekmek gerekiyor bence. Uzun süre böyle kısa kısa kapanmak yerine bir kere de kapanalım, bitirecekse bitsin. Ondan sonra rahat normal yaşantımıza dönelim. Ben üniversiteye gidiyorum ve hiç verim alamıyoruz ne yazık ki. Yani online eğitim hiç verimli değil ama mecburen. Bu şekilde giderse uzun süre devam edecek. Çünkü dünya üzerinde sadece Türkiye'de değil, diyorsunuz işte sizin evet, memleketinizde de karşı geliyorlar. İnsanlar takmak istemiyor, inanmıyor, farklı görüşler var. Bu nedenle bu biraz sarkacak.
şu aşamada hayır. Hayır. Çünkü daha güvenli değil. Niye? Yani. Çünkü daha üçüncü fazları bitmemiş. Aşıları ülkeye sokmaya çalışıyorlar. Ya şu aşamada hayır. Güvenli bir aşı güvenli değil. Güvenli aşı olduğunu düşünmüyorum şu an. Yani etkilerini bile bilmiyorlar. Onları bile söylemiyorlar. Bilmeyince insan korkuyor. Her şeyini oturup açık açık deseler ki böyle. O zaman dersin ki düşünürsün, tartarsın. Ha tamam, bu yan etkilerini kabulleniyorum dersin. Aşı olursun. Çok yakınım değil, arkadaşlarımdan olan oldu. Yani çalışma arkadaşlarımdan oldu. Zor geçiren de oldu. Grip gibi ayakta geçiren de oldu. Bunlar geç kalınan önlemler. Kapatma yoluna gidildi. Bu önlemler daha önceden olsaydı daha faydalı olur. Kısmi bir kapatma yapıyorlar. Bu tam bir kapatma değil. Hani AVM'ler açık, restoranlar, evet. Ev servis, paket servis yapıyor. Şöyle bir araştırma yapılmış. Yani araştırma da değil. Bunu ODTÜ İktisat profesörleri, ODTÜ Üniversitesi İktisat Bölümü profesörleri yapmış. Bir aylık bir tam kapanmanın maliyeti, 4 aylık kısmi kapanmanın maliyetine eşit. Aslında bir aylık bir tam kapanma her şeyi daha iyi bir hale getirecekken, 4 aylık belki daha uzun bir süre bir kısmi kapanmaya gidiliyor. Bu tabii ki hani bunun içinde X faktörler var, değişkenler var. Nedir bunlar? Ülkenin ekonomisinin çok iyi olmaması. Ben hafta sonu çıkma olayını çok mantıklı bulmuyorum. Biz ikimiz bir iş arkadaşı olalım. Evet. Beraber bir yemek yiyemiyoruz ama aynı masada aynı işi yapabiliyoruz. Aynı tuvaleti kullanabiliyoruz. Evet. Bunun bilmiyorum, bunun bilimsel verileri var. Bunun kararını ben veremem ama geç kalınmış önlemler bunlar. Yani şu an çok şiddetli bir şekilde akıp giden nehrin önüne taş koyup durdurmaya çalışıyoruz. Biz bu dalga da o taşları yıkıp gidiyor. O yüzden çok önemli önlemler değil. Üniversite mezunuyum. Şu an öğrenci değilim. Ama duyduğum kadarıyla ya Türkiye çok gelişmiş bir ülke değil. Hani herkesin bilgisayar ve internet erişimi yok. Çok çocuk var bilgisayara ve internete muhtaç. Şu aşamada düşünmüyorum. Benim fikrime göre şu anda az buluyorum. Çok az. Çünkü benim oğlum doktor. İstanbul'da şu anda. Bir korona hastanesinde bizzat görev yapıyor. Öyle mi? İki haftadır çocuğumun nasıl çalıştığını ben biliyorum. Üzülüyorum onun için. Çok kalabalık. Acil servislerde yer yok. Daha yeni mezun oldu. Oraya atandı. O yüzden biz de kendimizi korumaya çalışıyoruz. Hastanelerimizin durumuna göre önlem alıyoruz zaten. Şu anda çok yoğun olduğu için biraz daha kapanmamız gerek. Ama bu yoğunluk geçecek. Aşılar geliyor. Aşılar çok umutlu. Aşı vurduracağız. Düzelecek. Her şey düzelecek. Ben inanıyorum. Evet. Yaptırırsınız. Ben tereddütteyim. Tereddüttesiniz. Tereddütteyim. İlk önce bir aşı yap olanların bir tepkilerini, izlenimlerini ya da işte biraz zaman geçsin, evet. Az bir şey. Yani ondan sonra emin olursam ben de yaptırırım. Peki sizce nasıl şu an? Az mı çok mu biz işte hafta sonu çıkamıyoruz, akşam çıkamıyoruz? Bence az. Az. Çünkü önüne olur. Geçemeyiz. Bakın hepimiz dışarıdayız yani, biz de dahil. Evet. Önüne geçemiyoruz ama... Yok, şimdi 3 gün kapanacağız ya. Evet ya, hepimiz öyle. O yüzden şöyle bir güneş ışığı almaya çıktık ama yürüyoruz gördüğünüz gibi. Evet. İnsanlardan uzakız. Çift maske takıyoruz. Evet. İki sporcumuz korona. Ben antrenörüm, bisiklet antrenörüyüm. İki sporcum korona oldu ama ayakta geçiriyorlar işte. Biraz da bu iş açıkçası doğuştan gelen genlerinizle alakalı. Geç kalındı. Geç mi? Çok geç kalındı. Çünkü diğer ülkelere bakıyorsunuz, bilhassa Avrupa tam kapanmaya gittiler. Evet. Onlar bir ay boyunca. Bizde bunlar yani sağlıklı bir şekilde yapılmıyor. Bana göre tam kapanma olması lazım. Hafta içi de kapanması lazım ama başka türlü sağlıklı bir aşı ülkeye gelene kadar bunu yapmak zorundayız. Yoksa bunu biz öteleye daha bitmez. İşin çıkılmaz bir boyutuna gireceğiz. Bir ay kadar bir dişimizi sıkarsak ülke olarak bana göre işi daha kontrol altına alabiliriz. Bana. Evden çalışıyoruz. Haliyle boş zamanlarımızda da deniz kenarına inip böyle yürüyüş yapıyoruz. Bana göre yok. Yüz yüze eğitim kadar verimli olmuyor maalesef. Yaptırmam şu anda. Neden yaptırmam? Çünkü fazuş çalışmasının daha sonra erdirilmediğini söylüyorlar. 50 milyon kadar Çin'den aşı alındı diyorlar ama bunun insanlar üzerindeki ne gibi bir olumlu veya olumsuz etkisi var?
Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Pfizer'ın aşısı %97 koruyucu olduğu bilim otoriteleri tarafından söylendi. Şimdi bu İngiltere ve Kanada olmak üzere bu zannediyorum 2 gün önce de uygulanmaya başlandı. Aşılar yapılmaya başlandı o ülkelerde. Ama Türkiye'de böyle bir durum söz konusu değil. Biz Çin'den bir aşı aldık ama bunun insanlar üzerinde ileride ne gibi bir sıkıntıları olur bilmiyoruz. Yani. Şu andaki bizim bu uygulamalar, kısıtlamalar yeterli değil, görüyoruz. Az mı? Evet evet az. Ve çıkmayalım, bir ay çıkmayalım evden. Bir ay mı? Ha. O, onun doğru olduğunu söylüyorlar. Öyle yani mi? Evet, peki, çok bizim sonra... için bizim için çok büyük gerekli rahatsızlık, kişi... hareketsizlik, evet. insanlarla bir araya gelememek bizi çok bozuyor. Evet. Her fırsatta dışarı çıkmaya çabalıyorum. Yürümeye falan arkadaşlarımla açık mesafede de olsa görüşmeye çabalıyorum. Bu çok büyük bir eziyet. Ama bu galiba koronadan başka türlü kurtulamayacağız. Yaptıracağım. Yaptıracaksınız. Evet evet. Hani o komplo teorilerine falan hiç inanmıyorum. Yok öyle bir şey. Doktorlar ne diyorsa onu yapacağım. Yaptıracağım tabii. Her yer kapanıp okullar açık kalmalı. Çocuklara online eğitim olmaz. Eğitim alamazlar. Ben de eğitimin içinde bir insanım. Öyle bir şey olmaz. Çocuklar birbirlerinden bir şey öğrenirler. Okulda birbirlerinden. Yani öyle ekranla. Ну что, мы прошлись по турецким улицам и спросили у людей, что они думают по поводу всех тех строгих мер, которые сейчас существуют в Турции. Если вы вдруг не знаете, какие меры и что именно нельзя сейчас в Турции, то у меня об этом есть вот отдельное видео. Можете посмотреть. Я думаю, эти ответы много что объясняют и становится понятно, почему в Турции принимают именно такие меры, а не какие-то другие. Пишите о том, что вы думаете о таком единогласии в турецком обществе и прижились бы у вас в стране такие строгие меры. Поддержали бы их люди. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся в моих следующих видео о Турции и про Турцию.